Bu videomuzda sizlere rotational işlem hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde rotational işleminin nasıl yapıldığını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir curve'üm var. Ben bu curve'ü Z ekseni etrafında ya da istediğim bir eksen etrafında döndürerek katı veya yüzey oluşturacağım. Sol tarafta bir gövdem var, body'm var. Bir impeller parçasının bunun üzerinden curve'ümü çıkartmıştım shape kısmından. Buradan gelip rotational diyorum. Bakın daha önceden şu an Körlüğüm zaten seçiliydi. İsterseniz bakın orada bir yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi kör kısmında tekrar seçmeme gerek kalmadı. Hangi eksen etrafında bunu döndüreceksiniz seçiyorsunuz ben zetin etrafında döndüreceğim diye belirttim. Daha sonra bakalım gövdemizi açalım. Üzerine oturdum mu, oturmadım mu? görmüş oluruz. Tekrar diyorum ki selek bu merkeze göre yani dairenin bu yüzeyinin tam orta noktasına göre ben diyorum ki bunu yap ya da iki point ile beraber delik merkezinin başlangıcı bitişi burası. Buna göre hareket et de yine diyebilirim. Arkadaşlar apply dediğinizde yüzeyiniz görmüş olduğunuz gibi oluşacaktır. Böylelikle bu videomuzda rotation işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.